Evet arkadaşlar güncelleme notları ve event notları paylaşılmış bir beraber hızlıca bakacağız. Daha sonrasında videoyu yavaştan bitireceğiz. Şöyle bir inelim. İlk olarak bir yeni kostüm varmış. Apokalips karakteri için geliyormuş. 1500 kristale satılacakmış indirimli olarak. Dövüşçü ve süper kötüymüş karakter ve gene mutant yolundan devam etmişler. Kostüm etkisinde uygulanacak olan kendisi diyor. Zihinsel bağışıklık etkisiyle %70 oranında bir delmesi var yani bu önceki kostümde yüzde 35'ti burada ufak bir artış var ama çok Önemli bir özellik Diyemem açıkçası Daha sonrasında e, aktif buffları kaldırma özelliğine Bağışıklığı varmış yani en azından böyle bir özellik gelmiş ve e, %40'lık bir yetenek hasarı artışı ve bonus hasarı %35'lik bir artış Sağlıyormuş kendisine ee, önceden %20'lik bir savunma yok sayma varmış. Bunun yerine bu özellikler gelmiş diyebilirim. Yani biraz daha iyi olmuş denilebilir. Kategori 2 pasifine bakacak olursak. Ne diyor? Uygun olacak olan kendisi rakibin kaçınma kaçınmasının %50 kadarını yok sayar. Ee, bu önceki kostümle aynı. Süper zırh var. Bu güzel. Ee, tüm defanslarda %5'lik bir atış mı bu? Evet öyle görünüyor. Bu biraz düşük ya. Evet hatta baya düşük. Daha sonrasında alınan hasarda da %45'lik bir azalma. Ee, bu önceden yani önceki kostümün kategori 2 pasifinde şurası aynıydı. Şu süper zıh gelmiş buraya ekstra olarak bu iyi. Şu biraz az ve %45'lik bir alınan hasarda azalma e, olayı var. Diğer pasifinde miydi? Bu önceden bu arada diğer pasifindeymiş buraya taşımışlar. Yani arkadaşlar aslında değişen bir şey yok bir önceki kostümde. Şu özellikler birebir aynı. Sadece kategori 1 pasifindekileri alıp kategori 2 pasifine taşımışlar. Kategori 1 pasifine de şöyle bir olay gelmiş. Uygulanacak olan mutant müttefikler tüm zayıf atmaları kaldırma özelliği. Yani mutant müttefiklere bir zayıf atma kaldırma desteği tarzı bir şey gelmiş. Hem bu zaten kendisine de etkiyor hem de mutant müttefiklere etkiyor. Bu güzel ama hani burada bir gelişim yok. Yani birebir aynı sadece ekstra olarak şu gelmiş buraya. Tüm zayıf kaldırma özelliği gelmiş. Yani biraz yetersiz ya. Yani çünkü burada bir değişim yok. Şurada ufak tefek değişimler var. Yani şu tüm zayıf kaldırma güzel. E, bu karakterin liderliğinde bir değişim var mı? Evet liderliğinde de bir değişim yok gibi görünüyor. Çünkü buraya liderliği eklememişler. Baktığımız zaman yani liderliği demek ki aynı. Evet, biraz sıkıntılı ya. Beklediğim artışları göremedim pasiflerde. Belki normal yeteneklerinde vardır ama şimdilik buralarda pek bir şey göremedim. Birinci yetenekte kanama var. Ee, bu zaten öncekiyle aynı. Evet, birinci yetenekte pek değişen bir şey yok. İkinci yeteneğe bakalım. Evet, şu şunu eklemişler. Bu güzel. Ee, Hedeflemeyi yok sayma uygulayan düşmanlara saldırmaya olanak tanıyan bir yetenekmiş artık. Önceden böyle değildi. Bu güzel olmuş bir. Ee, onun dışında uygulanacak olan düşman ne diyor? Kanama. Bu önceden önceden sadece sersemletme varmış burada. Kanama e, iyileşme oranında ya gerçi bu kanamanın bir özelliği zaten. %150 lik azalma. E, daha sonrasında kapan aktif buff'ları kaldırma özelliği var. E, şurası da gene aynı zaten. Ee, bir de zihin direncinde %20'lik bir azalma uyguluyormuş düşmana Şu etkiler zaten düşmana uygulanıyor Kendisine de tüm hasara bağışıklık bir de biraz hasar artışı falan Yani idare eder diyebilirim Üçüncü yeteneğe baktığımız zaman ne diyor ee, Tüm defanslarda %10'luk bir azalma ve kırık etkisi var Bu önceden sadece sersemletme varmış burada Burada da 10 kere bir bariyer uyguluyor 10 kez ee, Bir de gene biraz hasar artışları Önceden bu yetenekte ee, %100 olasılıkla tüm hasara bağışıklık varmış. Tüm saldırılarda ve savunmalarda %30'luk bir artış varmış. Burada biraz değişim yapmışlar. Ee, aslında bu bu yetenek biraz geriye gitmiş gibi bir şey. Belki diğer yetenekleri taşımışlardır emin değilim. Dördüncü yetenekte sersemletme, susturma, zihin kontrolü, aktif vafları kaldırma özelliği ve %20'lik bir zihin direncinde azalma düşmanı uyguluyormuş. Ee, önceden bu yetenekte Gene benzer etkiler varmış Yakma varmış kanama varmış sersemletme varmış susturma varmış ee, Sersemletme susturma falan aynı zaten Yakmayla kanamayı buradan kaldırmışlar diğer yetenekleri taşımışlar gibi bir şey olmuş Bir de önceden Dirençte yüzde 3 azalma varken bu da yüzde 20'ye çıkmış yani burası biraz fena değil Onun dışında e, ypd bir yüzde 30'luk yenileme bu önceden yüzde 15'miş Tüm sahalarda %50'lik bir artış Önceden 3. E, yetenekte %30'luk bir artış varmış buraya taşıyıp %50 yapmışlar Ama defansta bir artış yok gördüğünüz üzere Bir de biraz hasar artışları 5. yeteneğe bakalım Sersemletme aktif afları kaldırma özelliği ve %20'lik bir zihin direnci azalması sağlıyormuş Düşmanı uyguluyormuş bunu e, Bir de felç etme var önceden sersemletme ve tüm hızlarda azalma varmış yani burası bir tık daha iyi olmuş denilebilir kendisine de dokunulmazlık uyguluyormuş. Tüm saldırılarda defansada %50'lik bir artış, kritik oranda falan artış biraz da hasar artışı. Önceden dokunulmazlık varmış. Şu etkiler biraz yeni gelmiş. Yani arkadaşlar temelde baktığımız zaman çok bir gelişim göremedim ben. Yani tabi oyunda bir test etmek lazım. Testlerden sonra hani daha net görüyoruz karakteri. Karakterin iyi çıktığı da oluyor. Ama yani buraya bakarak şunu söyleyebilirim ki pek İyi değil çünkü bakıyoruz hani Şimdi karakter pvp'lik diyeceğim Atıyorum süper zırh var alınan hasarda azalma var falan filan bir takım etkiler daha var A Şey tüm zayıf atmaları kaldırma özelliği falan var hani baktığımız zaman e Biraz pvp'lik diyeceğim ama Yani tam olarak pvp'lik de diyemem çünkü yeteri kadar pvp'lik özellikleri yok bir de önceki kostümle hemen hemen aynı diyebilirim e PvE kanadına geliyoruz gene e Önceki kostümle oldukça benzer ee, özellikler ve yeteri kadar bir artış da yok. Hani bakıyorum burada belli delme etkileri yok. Hani e, bazı karakterlerde oluyor işte e, dokunulmazlık işte e, tüm hasara bağışıklık falan filan etkisiyle deler. Yani o etkileri delme özelliği de lazım aslında bir bakıma. Hem PV hem PVP'de. E, bunu da göremiyoruz burada. Öyle bir özellik koymamışlar. Belki kategori 4 yeteneğinde var mıdır? Yok kategori 4 yeteneğinde de yok. Ona geleceğiz zaten de. Yani bakıyorum da çok çok da bir şey göremedim. Ya umarım hayal kırıklığı uğratmaz. Test ettikten sonra belki daha iyi bir performans görebiliriz. Hani göründüğünden daha iyi de çıkabilir ama pek iyi görünmüyor. Önceki kostümün üzerine çok bir şey koymamışlar. Yani bilmiyorum. Biraz bana kötü göründü ama bakalım göreceğiz. Ee, Apokalips kategori 4 olalım zaten. Bundan bahsetmiştik. Kategori 4 yeteneğinde de %50'lik bir e, tüm saldırılarda artış karakterin boyutunu %30 artırıyormuş. bu çok önemli bir şey değil. daha sonrasında %30'luk bir saldırı artışı daha var burada ve %30'luk bir defans artışı ve %15'lik bir YP yenileme. Yani oldukça kötü. Arkadaşlar pek çok karakterin kategori 4 yeteneği bundan iyi onu söyleyebilirim. Bu yetersiz biraz. Yani yüzde baktığımız zaman %80'lik bir saldırı artışı var. %30'luk bir Defans artışı %15'lik bir can yenileme oldukça yetersiz. Yani bakalım göreceğiz. Artefaktına bakalım. Uygulanacak, uygulanacak olan kendisi öldüğü zaman diyor. Öldüğü zaman uygulanacak olan kendisi %50 YP ile tekrar diriliyor. Ve YP biraz da YP yenileme falan YP artışı falan sağlıyormuş. Yani dirilme artefaktı almış bu güzel. PvP'de çok kullanışlı bir artefakt diyebilirim. Ee, o yüzden güzel ama bilmiyorum şu özellikler de iyi olacak mı da artefakta oldukça iyi arkadaşlar. Yani onun hakkını vermem lazım. Ama bilmiyorum yani karakter karakterin kendisi biraz kötü göründüğü için şu artefakta bile iş yapar mı emin değilim. Yani umarım umarım aya kırıklığına uğratmaz arkadaşlar. Umarım beni yanıltır, iyi çıkar. Bakalım. Yani bir de bir takım düzeltmeler varmış. Ondan bahsedilmiş. Buraları geçebiliriz. Artık biraz etkinliklere bakalım tüm kostümlerde yüzde 40 indirim gelecekmiş ama arkadaşlar Black Friday yaklaştı bir buçuk ay falan kaldı Black Friday. Ye. yani çok acil almanız gereken kostümler yoksa bence biraz bekletin. Varsa da alabilirsiniz. E, kahraman büyüme bonus görevi geliyormuş. İşte klasik aynı ödüller çok önemli bir şey yok burada da. karakter sıralama etkinliği Apokalips için kristal ödülü varmış. Apokalips karakterini biraz kasarsanız iyi olur. 7 gün giriş etkinliği kristal ödülü yok idare eder denilebilir. Her hesaba bunlar gönderilecekmiş çok önemli bir şey yok. Baş düşman etkinliği geliyormuş 15 enerjiyle ile katılabilecekmişsiniz şu ödülleri alıyorsunuz işte buna da katılırsınız. Altın bonus görevi altın harcadıkça belli ödüller alacakmışsınız idare eder. Daha sonrasında artefak çıkarma ücretinde %50'lik indirim geliyormuş değerlendirilebilir Eee... Bu ne? Aynen artefak şu arkadaşlar bir yıldızla altı yıldız arasında artefak alabildiğiniz sandığı tekrar getiriyorlarmış oyuna. Black Friday'de büyük ihtimalle bu sandık tekrar gelecek arkadaşlar. Ben bu arada Black Friday ile ilgili de bir video çekeceğim yakında ee, orada bahsederim ama hani bu sandık da büyük ihtimalle Black Friday'de gelecek. O yüzden hani kristalinizi Black Friday'e saklarsanız bence daha iyi olur. Yine siz bilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar zar etkinliği gene gelmiş. İşte zar atarak belli ödüller kazanıyorsunuz. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu arada kristalle atmayın. Onu da söyleyeyim. Zaten her ödülü alabiliyorsunuz. ya yani burası da böyle. Bir de bir takım paketler var sanırım satışa çıkan. Şu tarz. Burası iyi değil. Zaten bunu almayın. Bakalım güzel bir şey var mı? Ne bu? Apokalips. Evet. Altınla apokalips alabiliyor musunuz? Ama bunu zaten baş düşmandan da açabiliyorsunuz. Ama ucuz da aslında arkadaşlar. 2 milyon 600 bin altın. Oldukça ucuz. Eğer elinizde yoksa bence alınabilir. Kristal olan değil bu arada. altınlı olanı alın. Ee, ya da baş düşmandan da açabilirsiniz. O biraz size kalmış bir durum. Evet bu ne? 80 dolara bunları satıyorlarmış. Evet, bak bence burayı da geçebiliriz. Bu çok iyi değil ya. 100 dolar, 80 dolar falan. Yani çok fazla istiyorlar. Ödülleri de yeteri kadar iyi değil. Bir de son olarak bu varmış. 50 dolara şunları alabiliyor musunuz? 100 dolara da bunları. Bu ne? Bu da 100 dolar. Ama tabii bu aşama aşama gidiyor. İlk önce bunu alacaksınız. Sonra bunu. Sonra bunu. Yani ilkini almadan bunlara geçemiyorsunuz. Yani bence bu da biraz gereksiz. Bana kalırsa gene Black Friday'i bekleyin. Evet arkadaşlar sanırım benim de bahsedeceklerim bu kadardı. Toparlayacak olursam bitirmeden önce şahsen Apokalips'i pek iyi görmedim. Artefakti güzel. Onu söyleyebilirim ama kategori 4 yeteneği yeteri kadar iyi değil. Karakterin ee, diğer yetenekleri de pek gelişmemiş gibi. E, yani temelde çok iyi görünmüyor gibi geldi bana. Bakalım oyunda gene göreceğiz etkinliklere baktığımız zaman onlar da idare eder işte. Her zamanki etkinlikler zaten çok özel bir yanı yok. Yani yani arkadaşlar apokalips iyi çıkarsa hani test ettikten sonra göreceğiz zaten. Eğer iyi çıkarsa sıkıntı yok. Güzel güncelleme derim ama iyi görünmüyor şu anlık. Ama gene oyunda da mesela iyi çıkmazsa gene bir daktırdığım vakası yaşarsak biraz sıkıntı kötü bir güncelleme olmuş olacak onu da söyleyebilirim. Evet millet sizin ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar görüşmek üzere bay bay.